it off my car. Rumba, 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 rumba. Merhaba arkadaşlar, Çağrı of the Life kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Koca Karan Şükrabezisi'nin yapmış olduğu canlı yayın tekrarını izleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Peki neden canlı yayın tekrarını izliyoruz? Çünkü arkadaşlar kendilerinden bir ricada bulundum ve bu ricamı kırmayıp videomu açtıkları ve izledikleri için Koca Karan Şükrabezisi'nden Volkan abime ve Melis ablama çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu anın unutulmaz bir an olduğunu düşünüp videoyu almak istedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Burada barışım geliyor arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum falan. Emeğimin karşılığını alamıyorum. Şimdi o lafa gelecek olursak. Ben ilk olarak oyun videolarıyla başladım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonradan eğlence içerikli videolara ve oyun videolarına sardım arkadaşlar. Oyundan kopmadım yani. Her neyse, isterseniz oyunun videomun başladığı sahneye gidelim. Önemli değil Melis ablam. Evet arkadaşlar, şu anda donate'lere okuyorum. Çağrı of the Life. Sizleri çok seviyorum. Uzun zamandan beri takip ediyorum. Kanalım var. Emeğimin karşılığını alamıyorum. Videoma bakarsanız çok sevinirim. Bakarız tabii ki dostum. Hemen bakayım. Ama hep böyle oluyor. Sikeceğim bu hayatı ya. Annemin cinsiyetini değiştirmek istiyorum şakası. Acaba dayak yedim mi? TR'de ilk şakalar. Ama senden bir ricam var moruk. Sadece bir konuda ricam var. Bunu izleyiciler tarafından da, bak bazen böyle mesela başlıklar atılıyorlar mı? Dayak yedim mi? Bilmem mi? Böyle bunu açıklama getireceğim. Yani küçük insanların dikkatini çekebilir ama buradaki önemli olan püf nokta senin izleyicilerinin seni gerçekten sevmesi. Anladın mı? Yani o an gülmeleri değil, o an videolara tıklamaları değil, Hayrettin'in yaptığı, son yaptığı gibi değil, hani o yaptığı gibi. Hani tıklasın da, evet. Gerisi bana ne? Ya da ne? Arkadaşlar ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Çünkü bir video veya içerik üretirken acaba izleyicilerim, takipçilerim veya sizler nasıl bir tepki alacağını vesaire düşünerekten videomu çekiyorum. Ve siz de izliyorsanız, beğeniyorsanız ne mutlu bana. Bu değil. İzleyicilerim beni sevsin. İzleyicilerim beni korusun. İzleyicilerim beni anlasın. Mutsuz olduğumda konuşabileyim. Mutlu olduğumda paylaşabileyim. Anladın mı? Yani bunu bir eleştiri, küçük bir eleştiri. Eleştiri de değil. Sadece hani bence öyle olan kısmı. Anladın mı? Çünkü evet, bunu yapanlar hızlı büyüyor. Evet, doğru. Gördüm yani, var evet. Aslında bilmiyorum moruk. Belki de bunu yapman gerekiyor ama benim seçtiğim yol izleyicilerimin beni sevmesini istemem. Ben onu denemek istiyorum, anladın mı? Beni bana kalırsa ama gel gelelim, halimizi görüyorsun yani. Bizim kanal yani ne kanallar bir biliyordu geçti. Ne kanallar. Ama olsun, devam Twitch'teyiz, buradayız, sizle beraber. Hayırlısıyla umarım siz de geçersiniz abi. Şey bakıyorum böyle. Yok hayır, ben kabul etmem. Ben bir karara vardım. Anneye bak, üzülmüş ha. Ama annede de dövecek tip var moruk. Annede de dövecek tip var. Annede dövecek tip var moruk. Merhaba arkadaşlar, Çağrı of the Life kanalına hoş geldiniz. Bu sizlerde anneme çok güzel bir şaka yapacağız arkadaşlar. Anneme cinsiyetini şakası yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım bu şakayı beğenirsiniz. Anne, 2 dakika gelir misin? Çabuk kabul ettim, şaşırdım. Aynen öyle. Şaşırdım bir anda kabul edince. Normalde niye dersin? Evet, neden Çağrı? Neden? Geçin, kapıyı kapasana ya. Kimse yok ki. Kaba kaba olsun. Bir şey konuşsam yalan sana. Ya ne olduğunu söyle be. Ben çok sıkkınım ha. Ne olmadı? Ne olmadı? Yok hayır, videoyla falan sıkıntı değil ya. Ben bir şey söyleyeceğim ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
Bir an anneme pornocu olmak istediğim dönem aklıma geldi Volkan siz. Anneme İyi pornocu olacak. İyi de yaptın o zaman da. Dur bakalım ikisi ya, geliyor herhalde. Bir şey yok. Evet. Bir şey konuşacağım. Bu kızlar bilmece gibi ya. Anlayamıyorum bu olayları. Ne oldu? Ya hayır ben aslında onu üzülmedim. Bu kızların genel şeyine... Canım sıkkın. Neden biliyor musun? İşte erkeklere bir şeyler ısmarlatmalar. Ondan sonra erkeğin falan hani çıkma teklifi yetmezmiş gibi. İşte bir de nazlanmaları, bir de konuşmaları vesaire. Ama hep öyle. Hep bunlara canım sıkılıyor ya. O yüzden kadın olmaya karar verdim. Yani... Oldu mu sanki hani... Biliyorum sesi kısık vuruyor normalde. Kendilerine yetmiyormuş gibi bir de kızlarla uğraşmak zorunda gibi. Hep hani niye böyle? Ama hayat boyu böyle. Çok canım sıkılıyor ya benim bu konuda ya. Ne olduğunu söyle bari. Ne oldu? Kime bir şey mi söyledin? Ne yaptın? Yok hayır onlardan... Hoşlandığın biri mi var? He? Hayır onlarla... Ya bu sorun nereden geldi aklıma peki? Ya çok... Hani... Normalde de böyle ya. Hani... O yüzden de sıkılıyorum bu tür konulara. İyi de yavrum illa olmak zorunda değil. Hepsiyle arkadaş ol. Ama gün gelir... Annesi Dilberay'a benziyor. Bu her zaman böyle çok... Burada anneme bunu söylediğimde ilk bir şaşırdı, sevindi. Hadi canım falan dedi. Tatlı ama. Ama hep böyle oluyor. Sikeceğim bu çok hayatı tatlı dediği için beni sallamanızda şey teşekkür ediyorum buradan. Yok hayır ben kabul etmiyorum. Ben bir karara vardım şey yapmak istiyorum. Ne? Geliyor. Cinsiyetimi değiştireceğim. Böyle göğüs estetiği yaparım. Sesimi inceltirim. Daha iyi olur. Belki bir alıcı falan da buluruz. Ne oldu lan niye bakıyorsun öyle? Şu anda şoktayım. Ben de mi ghostayım Allah'ım yarabbim ya. Bana bu konuda şaka yapma Çağrı. Neden? Allah Allah. Neydi o çocuğun adı Rüzgar falan nasıl değiştiriyor o zaman? Azur izlemek istiyorum. Ya? Sen iyice manyaklaştın kızlar öyleyse diye sen de kız mı olacaksın? Ha sen de aynı kapıda yapacaksın. Şikayet ettiğin şeyleri sen yapacaksın bu sefer öyle mi? Evet ha, haksızlık bunun, oluyor. Bunun için mi değişmeyi düşünün? Olan bir yılın erkek hiçbir zaman kadın, şey erkek olmasın. Doğduğu an değiştirelim nasıl olsa kaprislerle uğraşacak diye. Ay Çağrı çok saçma düşünüyorsun. Bu düşünceni hemen değiştir. Sen yakışıklı bir erkeksin. İleride tamamen her şeyin rayı... Ya hayır bu olaylar yüzünden... Ablan senelerce hiç kimseyle görüşmedi, konuşmadı. Lise bitti, üniversite bir, ikinci sınıf anca. Ya hayır. Çünkü kafana göre senin sana uyabilecek ya da senin ona uyabileceğin bir kişi ortaya çıkmayabilir. Ya hayır, bir sevgili falan bulamıyor ki, sikeceğim böyle hayatı ya. İyi de sevgili mi olması gerekiyor? Ama ben anneme sikeyim dedim. Hani bu kelimeyi kullansaydım direkt bastonu sokardı götüme yani, anladın mı? Direkt bastonu götüme sokardı yani. Bence evet. Sevgili olabilmek için tanıman lazım. Tanımak için de arkadaş aynen olman lazım. Aynen. Hemen git, ben senden hoşlandım, gideyim şey olayım. Sen burada bir video çekiyorsun bana. Ne videosu? Burada görmemesi lazım. Şu anda gördüm. İnandın ama. İnandım. Senin canını sıkma. Görmeseydi daha çok ya, uzardı. Allah'ım video. Kanalını merak ettim bunu. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Acele etme bunu. Acele etme. Gerçekten bunlar yavaş yavaş olan şeyler bunu. Acele etme. Her zaman kendin ol. Ali. Kendi rayında devam et. Başarılı olacağına eminim ama dediğim gibi hiçbir zaman bir yolun bir şeyin efendim kısa yolunu arama yani. Kısa yol diye bir şey yok. Görmüyor musun? Adım adım diye bir neyi şeyler var. Ve o adımları alabileceğine inanıyorum gerçekten. Bakalım. İlk öncelikle dediğim gibi Koca Kara Ansiklopedisi'nden Volkan abime ve Melis ablama videomu açtıkları, izledikleri ve beğendikleri için, olumlu tepkiler verdikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Günaydınlar. Abone olursanız paylaşırsanız like, larsanız sevinirim.